2022 yılı Kültepe kazılarının sonuna gelmek üzereyiz. Aslına bakarsanız kazılar hemen hemen tamamlanmış vaziyette. Fakat bu kışı atlatabilmesi için çıkan buluntuların onların koruma önlemlerini alıyoruz. Artı bu çıkan buluntuların değerlendirilmesi devam edecek ki bu yıl sonuna kadar zaten devam ediyor. Ondan sonra da kış periyodunda da yine bu tür çalışmalar devam edecek. Bizim için 2022 yılı aslında güzel bir yıl oldu. Şöyle ki bizim aradığımız, daha doğrusu sorduğumuz sorular vardı. Bu sorulara bulduğumuz cevaplar var. Onlar bizi tatmin ediyor. Onun dışında tabii ki Kültepe her zaman yeniliklere, sürprizlere açık. Bu yılda yine aynı şekilde bizim yaptığımız kazılarda özellikle de Asurlu tüccarlar öncesinde gelişen bir takım gelişmelere ışık tutacak ciddi buluntular var. Bunlar arasında şöyle bizim arkeoloji literatüründe erken Tunç Çağı ya da eski Tunç Çağı dediğimiz bir dönem vardır. Yaklaşık olarak bu dönem milattan önce aşağı yukarı 3000 yılını kapsar. Yani 3000'den 2000'e kadar giden bir yılı kapsar. Yani günümüzden 4 ile 5000 yıl öncesine giden döneme ilişkin çok güzel buluntular geldi. Çok güzel sonuçlar geldi. Özellikle de mimari anlamda gerçekten neredeyse 400 yıl boyunca kullanılmış, birlikte kullanılmış büyük anıtsal yapıları tespit ettik. Daha önce de bunlar tespit edilmişti ama bunların birbirleriyle olan ilişkilerini çözememiştik. Şöyle ki yaklaşık olarak günümüzden 4500 yıl önce kullanılmaya başlayan yapılar ilavelerle, eklentilerle aşağı yukarı 400 yıl boyunca daha kullanılmaya devam etmiş. Bu bizim pek sıklıkla karşılaştığımız bir olay değil. Anadolu arkeolojisinde çok sıklıkla karşılaştığımız bir olay değil. Bu nedenle bu yeni bir büyük bir yenilik açıkçası. Bu anlamda biz keyifliyiz. Bir yeniliği en azından burada ispatlamış olduk. Bunun dışında tabii ki bizim bu dönem kazılarıyla ilgili olarak elde edilen veriler, bu verilerin paylaşılması, bu verilerin, buluntuların gerçekten halkımızla paylaşılması anlamında da güzel şeyler oldu. Örneğin bizim 5000 yıl öncesi Kültepe'ye ışık tutan bir sergi Kayseri Müzesi'nde açtık. Halen de devam ediyor bu sergi. Bunun dışında bu Kültepe buluntularının toplumla paylaşılması konusunda da yine bu yıl yaptığımız 3 tane başka sergi var. Atatürk Kültür Merkezi'nde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve Tarih Kurumu'nda ve son olarak da yine Kayseri Müzesi'nde yaptığımız sergiler var ki bu sergilerde sergilenen eserlerin teması, ortak teması hep Kültepe. Bunlar gerek heykel olsun, gerek plastik sanatlarda, gerekse resim gibi görsel sanatlarda sanatçılarımızın ürettikleri eserler vardı. Hakikaten bunlar çok hoş sergiler oldu. Bu anlamda da mutluyuz, keyifliyiz. Bu işleri yaparken de sanatçı dostlarla paylaştık ve sanıyorum bundan sonra da önümüzdeki sene özellikle bu bizim açılacak olan Asurlu Tüccarlar Mahallesi Ziyaretçi Merkezi ve müzeyle birlikte değerlendirilecek olan çeşitli sanatsal atölye çalışmalarını da burada gerçekleştireceğiz. Şimdi onunla ilgili olarak da çalışmalarda bulunuyoruz. Bir de malum bizim Kültepe kazılığının artık 75. yılı geliyor seneye. Cumhuriyetimizin 100. yılı ise bizim Kültepe kazılarının da 75. yılı 2023 yılında olacak. Onunla ilgili olarak da görüştüğümüz güzel sonuca ulaştığımız sanatçılar ve insanlar var. Bunlarla birkaç etkinlik yapmayı planlıyoruz. Ve tabii ki bu tür çalışmalar biliyorsunuz bizim kısıtlı bütçe imkanlarımızla yapmak çok zor. Bu konuda bize destek olan başta Büyükşehir Belediyesi hakikaten bu konularda önümüzü açtı. O anlamda çok teşekkür ediyoruz. Başta Sayın
Memduh Büyükkılıç olmak üzere. Ve tabii bu yapılan bütün çalışmalar sonuçta bizim bakanlığımızın izniyle, haberiyle yapılıyor. Bu anlamda da onların da bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve biz şanslıyız diyeceğim Kültepe kazıları olarak, şöyle ki özellikle bizim yerelde aldığımız destek hakikaten Türkiye'de örnek olacak destekler. Bu anlamda dediğim gibi Kayseri Valiliği'ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum.